ve Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100. yılına lider girmeyi başardı. Kötü hatıraları olan yeni bir Pendik faciası yaşanmadı. Tüm Fenerbahçeli futbol gurmeleri iyi bilir ki Sarı Lacivertlilerin puan kaybedeceği bir ortam vardı, ancak İsmail Kartal'ın öğrencileri rahat ve güzel oyunla 3 puan hanesine yazdırdı. Takım 5 gol atmışken o arada Ferdi'nin penaltı pozisyonu da bir güzel yendi. Dzeko 3 gol atarak 10 golle gol krallığında Icardi ile birinci sıraya oturdu. Bu anlamlı ve özel günde Fenerbahçe camiasını böyle kötü bir zeminde amatör ligi sahasında oynatanlar da sonra neden bizim ligin değeri bu kadar düşük, neden izlenmiyor dememeli. Milyon euroluk topçular milyonların gözü önünde 5 paralık zemin yüzünden sakatlandı. Bekao ile Samet arka adalelerini tutarak ıskartaya çıktı ve 8. dakikada hiç istenmeyen olay yaşandı. Fred sakatlandı. Fred adalesinde gerilme hissetti ve oyundan çıkmak istedi. Umarız Trabzonspor maçına yetişir. Livakovic ise kurtarışlarıyla takımı oyunda tuttuğu gibi kalede güven vermeye devam etti. İsmail Yüksek ise Pendik karşısında Pirlo'ya bağladı. O kadar rahat ve profesyonel ki Fenerbahçe camiasına alın çok istediğiniz 6 numara benim dedi. Tadic'in oyunu liderliği tartışılmazdı, ancak attığı paslar her ne kadar muazzamsa gol vuruşları da o kadar berbat. Bu maçtaki son vuruşlarında başarılı olabilseydi 2 golü vardı. 5 atılan maçta herkes Szymański'nin de gol atmasını bekledi, ancak o yine de bu maçta boş geçmedi ve takımına asist katkısı vererek her maç Fenerbahçe'ye skor verimi vermeye devam etti. 10'da 10 yapan Fenerbahçe Galatasaray maçına kadar her maçı kazanarak ne kadar büyük bir takım olduğunu göstermeye devam edecek gibi duruyor.